Nimetlerden mal alamayırlar. Subatımızı mavzu olsun. Allah da Allah bergen künden mal alamayırlar. Körünmüydüken, lakin keyin tarqalgan bir afat bala var. Bu Allah bergen nimetlerden zerik. Körünmüydü, lakin cüda bir keyin tarqalgan afat. Bir bandaga Allah da Allah nimetlerden bergen buladı. Ve şu banda için Allah şu kündü tallagan buladı. Banda olsa, bana şu nimetler daim üstüde tururgenle giden malallarını zerikip getip, halatını özgârışını hal eydi. Halatını özgârışını Allah'tan talep kıladı. Özünü gümanıca, o Allah'dan soruyakken özünü narsası, yakşıdı böyleydi. Allah bölgen künde yaşayat oldu, zerikti, başka kündü soru yaptı Allah'a. Gümanı da ana şu soruyakken günü bu için yakşı. Özü aslında hazırki halatı için yakşıydı. Cahilligiden, bilimsizligiden bugünkü gününü, hazırki halatını özgârışını Allah'tan sorup duruyorlardır. Rabbisi bandasını cahilligini bilgenligiden, bandanı özgünüme paydayı, özgünüme zararligini düşünmeyikkenligiden Rabbisi rahim kıladı da soru geneni bey miydi? Soru aradı, bey miydi? Mana şu halatı da narazı olup Allah'dan soru aradı, başka kündü, başka halattı. Mana şu künüge narazılığı, malallanışı, gazaplanışı hadden ziyat bop gitkenden ki Allah da Allah şükürde ap koyadı da soruyken künü verip koyadı. Şimdi bende özü yalvarıp soruyken künüge yetti. Neticesini karasa keçeki künü yakşıydıyken. Şimdi ana şu halatı düşkenden ki özü avalgi halatımız yakşıydıyken. Dedi de keçeyi yokatıp koyan gününü, bugün gününden, abzalligini körgenden keyin, Rabbisi onge verip koyan keçeyi gün, özü sorgen bugünkü günden abzalligini körgeniden keyin, parvardigar, üç günümüzü khatere verdim, malamat çekerek. Demek Allah da Allah, bizge kaysi gündü ihtiyar kıyken bulsa, bu Allah'ın ihtiyarı biz için. Allah da Allah biz için tellegen gün, bunge razı bul yaşayış gerek. Çünkü siz soruyakken gün, ihtimal musibet bular. Şimdi bugün günümüz hem kut düşündüğü razı bol yaşaşımız gerek. Çünkü ertteki soruyakken narsamızı Allah verip koysa, onu akıbette nemeligini kim biladı? Allah biladı. Mana bolsa yakşıydı. Çünkü subatımızın mavzusu, Allah'ın bergen nimetlerden malallanmayelik, zerihmeyelik, razı bol oraylik. Şimdi Allah bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, ana shu yaxshilikni ravo ko'rgan bandasiga Alloh hozirgi holati katta ne'mat ekanligini bildirib qo'yadi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasi shu turgan holati u uchun katta ne'mat ekanligini tushunadigan bo'lib qoladi. Endi undan yaxshisini so'ramaydi. Hamda mana shu Allohning bergan ixtiyori u uchun zo'r ekanligiga qanoatlanadi. Hamda Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga shu ko'rayotgan kuniga shukr keltirishlikka tavfiq berib qo'yadi. Sulaymon ibn Davud. Mana kechagi suhbatimizda aytdik, u kishidek poshsho misli bo'lgan emas, bo'lmaydi ham bundan keyin. Mana shunday bir jinlar, parrandayu darandalar xizmatida bo'lgan mana shunday bir mulk egasi Parvardigoriga duo qilib aytadi. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgan. Alloh yaxshi kunni ham beradi. Mana shu kuniga bandani rozi ham qilib qo'yadi va shukr keltiradiganlardan qilib qo'yadi. Biz o şakalardanımız mı? Karim de nimedendir narazısız? Nimedendir narazısız? Ya sığdan, ya soğuktan, ya aspaliz yırtılıp yetkenden köçeden, ya işi zürüşmeyken eden. Karim, insan Allah başına bergen nimette, kadırlamayı koygen de, bu nimet daim turorgen de nimet ekenliği isten çıkıp olalım. Bir usta boladı, iş yürüşmeydi, işsiz yürüdü, bala çakasını bakamaydı, kendi köp boladı, bir Allah da Allah duasını icabat kılıp, işini yürüküz var adı.
klient ko'payib ketadi. Endi semirib qolganidan keyin muammolar hal bo'lib, xaridor kuch bo'lib qolgandan keyin biroq ishga aytib kelsa, ha biz ham odammiz. Biz ham ozgina dam olaylik. Ya'ni bu kecha yuruvdi ishsiz, bunini arta olmasdan. Endi bugun ish yurishi cho'ntagiga 4 so'm tushib qolganidan keyin ana shu pulni tushayotganligi, ne'matligi, xaridorni ko'p bo'layotganligi, Allohning marhamati ekanligi esdan chiqib qoladi-da, to'yib qoladi. Bizda shunaqa narsa yo'qmi-kin? Endi Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, shu kuni unga yaxshi ekanligini bildirib qo'yadi. Aytdiga buni. Endi nafsi, bu ham nafsda bu yaxshi odam ham. Boshqa holatga o'tishdi, xolab qolar ekan. Hayotida bir o'zgarish bo'lishini xolar ekan. Shunda shu o'zgarish menga kerakmi, kerak emasmi deb turgan paytda bu yaxshi banda istixora namoz o'qiydi ekan. Ikkilanib qoladi-yu musulmon, bir narsani uni qilaymi, buni qilaymi deb ikkilangan paytda istixora namoz o'qiydi. Istixoraning ma'nosi Parvardigoriga jan namoziga turib peshonasini yerga qo'yib sajdani qilib kechasi Allohdan so'raydi. Parvardigor, mana shu men qilmayotgan ish foyda zararligini bilmayman. Foyda bo'lsa bu ishni menga bergin. Agar zarar bo'lsa bu ishni mendan, meni bu ishdan uzoq qilgin deydi. Yaxshi banda agar nafsi unga boshqa holatga o'tishni taklif qilsa, talab qilsa, u yaxshi odam o'zi uchun foyda yu zararni bilmaydigan odamdaqa Robbisiga istixora qiladida, Robbisidan yo'l ko'rsatishni so'raydi. Ya'ni Parvardigor sen men uchun tanla ber deydi. Tanlash ixtiyorini kimga topshiryapti? Biz shunaqamizmi yo o'zimiz bilamizmi bizga nima kerakligini? Biz hammamiz o'zimiz bilamiz. Avval mana bo'lsa, keyin bunday qilaman. Keyin buni qilib bo'lgandan keyin bunday qilaman, shunda bunday bo'ladi, yana bunday bo'ladi. Musibatimiz shu bizga bilib qo'ylar akalar. Biz o'zimizga nima kerakligini bilamiz. Shu bilimdonligimiz bizning musibatimiz. Biz nimani so'rashimiz kerak? Robbana atina fid dunyo hasana. Parvardigor bizga dunyoda ham hasanotlarni ber, oxiratda ham hasanotlarni ber deyishimiz kerak. Shunda nima berilsa, demak hasanot shu edi ekan. Chunki men Allohdan nima so'radim? Ishingiz yurishmaganligi aytasizki, demak shunday bir yaxshilik bor ekan deysiz. Bizning musibatimiz, biz bilamiz bizga nima kerakligini. Mashinasi zo'r. Almashtiray deydi. Mollalanib ketdi. Keyin ikkinchisini oladi. Kuni ustaxonada qolgandan keyin o'zi narigi mashina ham yaxshi ekan, kichkinaroq bo'lsin dedi. Chunki mollalanib ketdi. Mollalanib ketdi. Ne'matlardan malollanishdan ko'ra insonga kattaroq zarar yo'q. Chunki banda bu kunni ne'mat ekanini bilmaydi. Shukr qilmaydi, xursand bo'lmaydi. Aksincha, shikoyat qiladi, g'azablanadi, norozi bo'ladi. Mana shu kunini musibat deb biladi. Vaholanki bu banda uchun katta narsa edi bu. Katta narsa edi. Odamlarning ko'plari o'zlaridagi ne'matning dushmani. Alloh ularga bergan ne'matni fath ekanligini bilmaydi. Johillik bilan o'zlarini ustida turgan ne'matni yo'q bo'lishini o'zlari so'rab, shu ne'matni yo'q qilishga harakat qilishadi. Qancha ne'mat yog'ilib turibdi, buni ko'rmayapti. Qancha ne'mat kelgan, buni ne'matligini bilmaydi. Ya'ni bularda johilligi tufayli, ko'rmayligi tufayli bu ne'matni ustidan yo'q bo'lishini xohlaydi. Inson o'zini boshida turgan xayriyatli kunlarda, barakotli kunlarda, ne'matli kunlarda o'zi harakat qilib yo'q qiladi. Qaytaraman. Inson o'zi turgan yaxshi holatini harakat qilib, mehnat qilib yo'q qiladi. Alloh aytadi. Zalika bi anna Alloh lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Alloh samiyun alim. Bunga, ya'ni mana shunday bir musibatli kunga giriftor bo'lishligiga sabab, mana shunday musibatli kunlarga giriftor bo'lishlariga sabab Alloh bir qavmga in'om qilgan ne'matni to ular o'zlarini o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi emasligi va Alloh eshituvchi bilguchi ekanidir. Alloh bergan ne'matni Alloh qachon o'zgartiradi? Insonlar o'zlarini o'zlari o'zgartirib olganda. Boshqa oyatda innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aniqki to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas.
Şükür kılıp, razı olup dursa şu nimetli künge, nimet özgür müydü diyordu. Şimdi nimetli türgen gününü şükür kılmazdan, naşükürlü kılıp, küfranı nimet kılıp, özleri özgürtürür hadi özüne. Allah atrafı nimet özgürtürüp koyardı. Bandeni, nefsi en kette düşmanı. Nefsi düşmanı. Düşman bugün nefsi ki insan özü yordan beradı da başında türgen nimet yok kovaladı. Nefsi bu bandanın üstü türgen nimetleri ot ırgıtadı. Nefs ırgıtı yaptı yok buluş için. Yani bu insan özü füzat durdu bunu. Şimdi bu arangı alıp ot küçüğe ketken de küyüştü başlayken de küydüm de dottıydı. Özü aslında bu ottu yakkan özünün nefsiydi. Bu nefsini gep ekirip özü kününü yaman koyan. Nankör bende nimetini zayi kılar. Kaçan nimet ketse kader naibler. Nankör bende nimetini zayi kılar. Kaçan nimet ketse kader naibler. Özünü kigen hatta hareketi bilen, özünü kigen fiilatı varı bilen, başıdaki nimet yok kovap durup, peşenemiz geçine kadar sözlü yeniken de edip koyadı. Bu nimetli ketmesliğe sabah tıkıp durup, nimetli ketmesliğe hareket tıkıp durup, musibet kegeni de aytarıdı, ha takdirde yazılı yine kendim. Şimdi özü yok kovarıp durup, peşenemizde bana kendim koyardı. Nimetlerden mal alınmak fikiri. Allah Teala bir kavim hakkında hikaye kıladı. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرِ سِيرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّمَنْ آمِنِينَ Biz ular bilan özümüz barakotli qilgan Shom qishloq shaharlarining orasida ko'rinib turadigan, ya'ni bir-biriga yaqin qishloqlarni barpo qilib qo'ygan va ular orasida yurish masofani ham o'lchab belgilab ularga bu qishloqlarda kechalari ham, kunduzlari ham tinch omon yuraveringlar degan edik. Ya'ni shunday bir qavmlar bo'lganki, bir qishloq bilan ikkinchi qishloqning o'rtasini Alloh yaqin qilib qo'ygan. Bir-birlarini ziyoratiga yoki tijoratga borsa, masofa yaqinligi uchun hech qanday mehnat mashaqqatni sezmagan ular. Endi bular mana shunday bir yo'lda azobi degan narsani Alloh ko'tarib qo'ysa, ular aytishdi. Faqalu robbana ba'id bayna asfarina va zalamu anfusahum. Ular esa bu ne'matga noshukrlik qilib, Parvardigoro, safarlarimiz orasidagi masofani yiroq qilgin deyishib, o'zlariga zulm qilishdi. Ko'ring, qishloqlarning orasi yaqin. Ziyorati, tijorati oson bo'ladi. Safar qiyinchiligi yo'q qilib qo'ysa, o'zlari so'rayaptiki, Parvardigor, safarlarimiz orasini sal uzoq qilib qo'ygan. Biz ham odamlardan yuraylik deb so'rashdi, o'zlariga zulm qilishdi. Inson o'zidagi ne'matni shuna qilib yo'q qilib oladimi? Yo'q qilib oladi. Nima uchun yo'q qiladi? Johillik uchun. Nima uchun yo'q qiladi? Men o'zimga nima yaxshiligini o'zim bilaman deganligi uchun. Nima uchun yo'q qiladi? Robbisini unga bergan ixtiyori yaxshi ekanligini tushunmaganligidan. Demek, siz bilan bizi boshimizdagi ne'matlarda davomli bo'lishini xolasak, bu ne'matlarni yo'q qiladigan sabablarni biz qilmaylik. Hamda shukr qilaylik Alloh taolo ziyorat qilsin.